Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Tüm şibacılara selam olsun. Biliyorsunuz ben de elinde yüklü miktarda şiba bulunduran bir yatırımcı olarak karşınızdayım ve sizlerleyim. Şimdi öncelikle dün biliyorsunuz şiba pump yaptı arkadaşlar. Arkasından SafeMars'taki durumda SafeMars bir tane borsada listelenmiş sanırım. Binance falan değil ama neyse. SafeMars'ı geçelim. Shiba'ya gelelim. Shiba'da da çoğu arkadaşımız artık Shiba'dan bir beklentisi yoktu. Hatta öyle yorumlar atıyorlardı ki Shiba'dan hiçbir şey olmayacağını, Shiba artık buraya kadardı, buradan sonra Shiba'dan biz bir şey beklemiyoruz diyorlardı arkadaşlar ki bunlar artık yok oldular. Bunlar işte çıkmayacaklardı artık bundan sonra ortaya. Neden arkadaşlar? Çünkü daha pump gelmedi aslında. Daha sağlam bir pump gelmedi. Buna pump tam bir pump diyemeyiz arkadaşlar. Bu doğal bir şeydi. Çünkü Bitcoin artık şişmişti. Artık yavaştan önce biliyorsunuz majörler yürümeye başlar arkadaşlar. Ethereum gibi işte Polkadot gibi coinler önce bir yürümeye başlar. Arkasından da meme dediğimiz popüler coinler. Arkasından da işte SafeMars gibi olanlar yavaştan yürümeye başlar. Böyle düşünebiliriz arkadaşlar ki biz artık zaten popüler meme'lerin yani bu Shiba'ların, Doge'ların bulunduğu kısımdaydık. Yani bu kısma gelmiştik artık. Burada da yürümeye başladık. Şimdi önemli olan buradan sonrası arkadaşlar. Aslında asıl pump da değil. Biliyorsunuz Doge önceden Türk lirası olarak vereyim. 4 lira civarlarındaydı. 4 lirayı geçiyordu arkadaşlar. Hemen hemen neredeyse. Şimdi 2 liralara gelmek üzere. Şu da var arkadaşlar. Biliyorsunuz Elon Musk yavaştan bir destekleme yapabilir. Ben bunu her an bekliyorum. Elon Musk'tan bir haber gelebilir. Shiba olsun, Doge olsun bunlara yönelik bir haber bekliyorum. İnşallah da bunu görürüz. Yani asıl pumpların daha geldiğini ben düşünmüyorum. Bunlar normal, organik bir çıkış olduğunu düşünüyordum zaten arkadaşlar. Sadece SafeMars'taki bu dün olan arkadaşlar çıkış. Yabancı bir borsada bakmadım çünkü önemsiz bir haber geldi bana. Bir borsada listelenmişti. Onun için çıkışıydı. Ama Binance gibi borsada listelense size buradan direktif verecektim, haber verecektim arkadaşlar. Her neyse şimdi benden bir de şunu soruyorsunuz arkadaşlar. VSG Coin, Wall Street Games'in token'ı var arkadaşlar. Bu biliyorsunuz geçen 7 gün önce, bir hafta önce %3000 yükselme yapmıştı. Ve bunu çok kişi sordu. Gate'de şu an mevcut biliyorsunuz. Wall Street Games oyununun token'ı. Şöyle araştırma yaptım arkadaşlar. Bu oyun şöyle evet projesi iyi olan bir oyun ve bu oyuna katılan kişiler burada kazandıkları sürece işte token kazanıyorlar. Token biriktiriyorlar. Bu şekilde sürdürüyorlar ve bu oyunda da şöyle bağımlılık yapabiliyor. Biliyorsunuz oyunlar bağımlılık yapabiliyor. Birçok token'ın oyun token'ı zaten çok prestij yapmıştır. Popülerlik kazanmıştır ve yatırımcısına kazandırmıştır. Geçmişe baktığımızda öyle arkadaşlar. Biliyorsunuz Binance'de Alice Coin var. Alice diye yazılan coin'i biliyorsunuz. Bu da öyle prim yapmıştı. Ya yani oyun tokenları genelde arkadaşlar uzun vadede değerlenebiliyor. Bunu böyle düşünebiliriz. Her neyse konumuza gelelim arkadaşlar. Şimdi Shiba'ya tekrar gelirsek arkadaşlar. Ben Elon Musk'ın arkasında olacağını ya da Doge'da ya da Shiba'da ve 2 trilyona gelmiş olan Bitcoin'deki yabancı kaynaklara da baktığımızda bunun devam edebilme olasılığı yüksek arkadaşlar ki eğer biz 48.000'den yukarı atlayabilirsek arkadaşlar 50.000'lere dayanabiliriz. Bu da çok güzel bir şey. İşte pumpları biz asıl orada göreceğiz. Bakalım o zaman neler olacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar like atmayı, beğenmeyi unutmayın ki daha çok insanın önüne düşüyor video. Yine görüşmek üzere arkadaşlar. Herhangi bir yeni bilgilere erişirsem sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.